Sormanız gerekiyor idrar kaçı. Araba diyor ben idare ediyorum diyor. İşte bezle geziyorum diyor. Evet. Petle geziyorum diyor. Çıkmamaya çalışıyorum evden diyor. Kendi kendine yetmeye çalışıyor. Bu belli bir yaşta bir insan için de çok zor bir şey bu. İşte tedavi yöntemi. Kolay bir tedavi yöntemi. Evet. Yani kalp hastası da olsa kullanabiliyorsunuz. Anestezi almıyor, cerrahi almıyor. Kanı düşükmüş ya da yüksekmiş hiç önemli değil. Çünkü cerrahide belli kondisyonlar gerekiyor. Ameliyat edebilmeniz için hasta. Bunda hiçbir kondisyon gerekmiyor. Direkt hastayı uygulayabiliyorsunuz çok sorunsuz bir şekilde. Evet, bu da önemli bir tedavi yöntemlerinden birisi. Peki hocam, vajinal estetikte tabii birçok hastalığı da tedavi ediyor. Tabii vajinal estetik deyince biz hemen hani böyle görüntü bozukluğu evet, olarak düşünürüz ama çok fazla vajinanın açık olduğu durumlarda vajinal enfeksiyonlara neden olabiliyor. Hasta akıntıdan çok şikayet edebiliyor. Çok yanmalar olabiliyor, kaşıntılar olabiliyor, ağrılar olabiliyor. Yani bunları da tedavi ediyor. Sadece estetik anlamda düşünmemek evet. lazım. Hastanın ciddi anlamda hayatını kötü etkileyen evet, sorunlar bunlar. Sürekli böyle kaşınma ihtiyacı duymak, yanma, sürekli yıkama, o yanmaya giderme ihtiyacı duymak insanlar, yani kadınlarımız için çok psikolojik büyük bir rahatsız evet, ediyor. Psikolojik olarak çok rahatsız oluyorlar gerçekten de. Psikolojik manada rahatsız olmamak için de kolay bir yöntem. Evet. Tedavi yöntemlerinden de faydalanmak gerekiyor. İşte anlatmış olduğunuz evet. bu önemli bir rahatsızlık. Ki hı-hı. hani dedik işte mahremiyeti var, birçok kişi buna anlatmakta, dile getirmekte zorlanabiliyor ama artık hiçbir şey zor değil. Evet, her evet. hastalığın kolay bir yönü var, hızlı tedavi yöntemi var. Yeter ki hastalarımız şikayetlerini iyi anlatabilsinler. Evet, ben çok beklentilerim çok yüksek bu aletle ilgili. Hastalarımın çok faydalı olacağıma inanıyorum bununla ilgili inşallah. Çalışacağız bakalım. Evet. Hocam peki bir doğum, iki doğum ya da farklı doğum sayısı önemli mi? Yok, hayır değil. Yani bu hastanın kaç doğum yaptığıyla alakalı, aslında şikayetiyle alakalı evet. bir şey bu. Hastanın şikayeti varsa bir doğum bile yapmış olsa yardımcı olmak gerekiyor. Tabii doğum sayısı artıkça idrar kaçırma ve yani oradaki elastisiyet kaybı çok daha fazla oluyor ama bazen bir doğumda bile çok şikayetçi olabiliyor hastalar. Ama artık her şeyin bir çözümü var. İnşallah diyelim. Elimizden geldiğince bu aletle güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Sevindirici sonuçlar alınacak. Evet. Çünkü evet. şu ana kadar hastalarınızda uyguladığınız ve evet. aldığınız sonuçlar inanamadığım sonuçlar var. Çok gerçekten çok ciddi oranlarda tedavi oldular. Tabii çok yeni bir alet. Kullandıkça daha da güzel olacağını sonuçlar düşünüyorum. Evet. Alınacak. Evet, evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Vermiş olduğunuz önemli bilgilerden dolayı programımızı toparlayacak olursak ekranları başındaki izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Evet, şu ara Covid günleri şu aralar çok fazla yükseldi. Çok rica ediyorum. Evet. Gündemimiz Covid. İnanılmaz rakamlarda Türkiye, dünya öyle. Gerçekten korunma önlemlerine hiç dikkat etmiyoruz. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Sosyal mesafe bu omikron denilen belada çok da işe yaramıyor. Kapalı ortamlarda çok fazla bulunmamak gerekiyor. Çok dikkatli bir şekilde kendimizi korumamız gerekiyor. Çok çabuk yayılıyor. Çok rica ediyorum kendimize, etrafımıza çok iyi bakalım. Kendimizi korurken etrafımızı da korumuş oluyoruz. Aşılarımızı tam olarak, lütfen hatırlatma dozlarını da ihmal etmeyin. Üçüncü dozunuz eğer gelmişse lütfen onu da yapın. Ve sağlıklı günler diliyorum. Koronasız günlere ulaşmak üzere inşallah. Çok teşekkür ediyorum hocam. Evet, bu kadar güzel bir mesajın ardından ne denir ki sevgili izleyenlerimiz. Evet, operatör doktor Nurcan Dalan hocam bizlerle birlikteydi. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanımız. İdrar kaçırma, vajinal estetikten bahsettik. Önemli tedavi yöntemlerinden bahsettik kendisiyle. Değerli hocamıza teşekkür ediyoruz ve siz değerli Kanal 58 izleyenlerimize bizlerden ayrılmamanız ümidiyle hoşça kalın, dostça kalın, saygı ve sevgiyle kalın efendim.